Kendi türünün en uzun köprüsü. Bacakları arasındaki mesafe neredeyse yarım kilometre. Ve üzerindeki yol rekor uzunlukta bir tünele bağlanıyor. Çarpıcı bir hayal gücü, büyük bir mücadele, cüretkar bir plan. Avrupa haritasını değiştirecek bir köprü. Dünyanın en büyük köprülerinden birini yapma ihtiyacını doğuran neydi? Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'nin kavuştuğu noktada bulunan kötü hava koşulları ile ünlü 16 kilometre genişliğindeki Øresund Boğazı İsveç ve Danimarka'yı birbirinden ayırır. Øresund Boğazı bölge için büyük bir engeldir. Çünkü her iki kıyının da birbirine ihtiyacı vardır. Danimarka'nın Kopenhag şehri ucuz yerleşim yerlerine ihtiyaç duyarken İsveç'in Malmö'sü daha fazla iş imkanı arayışında. Eğer bu iki şehir birbirine bağlanabilirse birlikteliklerinden yeni bir ekonomi santrali oluşabilir. Yapılacak bir köprü sayesinde iki şehir tek bir büyük şehir haline gelebilir. Ancak böylesi bir köprü inşa etmek bugüne kadar mümkün olmamıştı. Øresund Köprüsü dünyanın en büyük kablolu köprüsü. Arabaların yanında büyük ağırlıktaki trenleri de rahatlıkla taşır. ...1090 metre uzunluğundaki yol ve demir yolu 160 adet kablo tarafından askıda tutuluyor. Denizden yüksekliği 60 metre. Øresund Köprüsü 204 metre yüksekliğindeki destek kuleleriyle İsveç'in en yüksek beton yapısı unvanını taşıyor. Kulelerin ağırlığı 60 katlı bir binaya eşit. Bu müthiş proje, Danimarka ve İsveç'in ülkelerini birleştirmek amacıyla yaptıkları anlaşma üzerine 1991 yılında resmi olarak başlatıldı. Zorlu geçen yalnızca antlaşma değildi. Takip eden çalışmalar boyunca da çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. İki ülkenin şirketleri köprüyü birlikte yapmak amacıyla bir konsorsiyum oluşturdu. Konsorsiyumun karşı karşıya kaldığı ilk büyük mücadele, 16 kilometre uzunluğundaki köprünün nasıl inşa edileceğiydi. Başından sonuna birçok aksilikle karşılaştılar. Köprünün Danimarka kıyısında Kopenhag Uluslararası Havaalanı Kastrup bulunuyordu. Bilgisayar simülasyonları yüksek kulelere sahip bir köprü inşa edilmesinin hava trafiğini engelleyeceğini gösteriyordu. Bu da bir faciaya yol açabilirdi. Daha alçak bir köprü yapılırsa hava trafiği güvende olacak ancak bu sefer de Danimarka gemilerinin yolu tıkanacaktı. Su üzerine 16 kilometrelik bir köprü inşa etmenin zorluklarını fark eden mühendisler bunun yerine 16 kilometrelik bir tünel yapma fikrini değerlendirmeye başladı. Bir kıyıdan diğer kıyıya tünel yapmak çok iyi bir çözüm gibi duruyordu. Ancak bu çözüm oldukça masraflıydı. Düşündüğümüz üçüncü bir çözümse belli bir bölgeye kadar köprü inşa etmek ve havaalanı yakınlarına gelince tünel olarak devam etmekti. Köprü yapımı hem daha kolay hem de daha ucuz olmasına karşın uçaklar için sakıncalı bir durumdu. Ama bir köprü ve tüneli bir araya getirmek beraberinde yeni ve çok ciddi sorunlar getiriyordu. Nasıl olacak da köprü denizin ortasında bir tünele dönüşecekti? Mühendisler tünelin çıkış noktası için kara parça aramaya başladı. Onların bir adaya ihtiyacı vardı. Ama ne yazık ki ortada bir ada yoktu. Onlar da bir dolgu ada yapmaya karar verdi. Ada tamamlandığında Danimarka'nın yüz ölçümü 1.3 milyon metrekare artacaktı. 4 kilometrelik tünel ve 4 kilometrelik ada bir araya gelince köprünün kapsaması gereken alan 8 kilometreye iniyordu. Bölgedeki yoğun gemi trafiği yüzünden alçak bir köprü yapma fikri yine olasılık dışı kaldı.
Ama İsveç kıyısında havaalanı bulunmuyordu. Mühendisler köprüyü diledikleri yükseklikte inşa etmekte serbestti. Zaten oldukça yüksek bir köprüye ihtiyaçları vardı. Gemi trafiğine engel olmamak için köprünün sudan en az 60 metre yüksekte olması gerekiyordu. Köprü bacakları arasındaki merkez açıklıksa 450 metrenin üzerinde olmalıydı. Konsorsiyum bu zorlukları aşacak en uygun köprü modelini bulmak amacıyla bir tasarım yarışması düzenledi. Önerilerin en göz alıcısı dünyanın en büyük kemerli köprüsünü inşa etme fikriydi. Böylesine büyük bir kemer hakkında hiçbir fikriniz olduğunu sanmıyorum. Altından gemilerin geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak kemer gerçekten çok büyük olur. Görüntüsü bir çeşit abideyi yanımsatır. Ama kemerli köprülerin zayıf bir noktası vardır. Suya indikçe kavis alan kemer, büyük gemilerin ihtiyaç duyduğu açıklığı azaltır. Suya ulaştığı bölgeler tamamen kullanım dışıdır. Bir geminin buradan geçme riski daima vardır. Herhangi bir gemi kemerin alt kısmına çarparsa tüm yapının çökme riski olduğunu bilmelisiniz. Kemerli köprü gündem dışı kalınca asma köprü üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Asma köprü teknolojisi tasarım farkı gözetmeksizin en uzun bacak aralığı imkanını sağlar. İki dev kablo köprünün boydan boya gergin biçimde durmasını sağlarken kısa dikey kablolar da yolu askıda tutar. Fakat kablo üzerine daha fazla kablo bağlamak köprünün esneme katsayısını artırır ve trenler ağırlık altında bel veren yollarda gerektiği gibi işleyemez. Demiryolu trafiği çok fazla yük oluşturuyor. Elinizdeki köprü bir asma köprü ise trenin bulunduğu noktaların bel verdiğini göreceksiniz. Trenler sanki yokuş çıkar gibi ilerlemek zorunda kalacak. Hem asma hem de kemerli köprü olasılık dışı kaldı. Bunun üzerine mühendisler tüm kriterleri karşılayan bir model olan kablolu köprüye yöneldi. Bu tip köprülerin yapısı ağır tren trafiğini kaldıracak güçtedir. Çünkü destek kabloları doğrudan sabit kulelere bağlıdır. Ayrıca ek bir kazanç daha sağlarlar. Kablolu köprülerin maliyeti asma köprülerden daha düşüktür. İki dev kablo kullanılmadığı için tonlarca çelikten tasarruf edersiniz. Karar verildi. Oresund'un tüm ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi tasarım iki katlı yüksek bir kablolu köprüydü. Üst katta 4 şeritli bir otoyol bulunurken alt katta hızlı trenler için demiryolu olacaktı. Devasa boyutlara sahip bu yapı aynı zamanda 16 kilometrelik Oresund bağlantısının en büyük başarısı olacaktı. Ama zaman tükeniyordu. İsveç ve Danimarka arasındaki anlaşma bağlantının tamamlanması için 5 yıl süre veriyordu. Bu 5 yıllık süre içinde yapay bir ada, rekor uzunlukta bir köprü ve kendi türünün en büyük tüneli inşa edilmek zorundaydı. Öncelik adadaydı. 14 haftada tamamlanması öngörülen ada, zamanlama açısından en kritik noktada bulunuyordu. Çalışmalar, milyarlarca kayadan oluşan ilk partinin doğru yere yerleştirilmesiyle birlikte 17 Ağustos 1995'te başladı. Bu kaya temel sayesinde bir zamanlar su olan bölgede 4 kilometrelik bir ada oluşmaya başladı. İlk adım ada çevresini belirlemekti. İsveç'ten getirilen devasa kayaların ağırlığı toplamda 1.8 milyar kilogramı buluyordu. Takvimin gerisinde kalmamak için her gün aralıksız çalışan 16 mavna günde toplam 18 milyon kilogram kaya taşıdı. Her parti yük GPS aracılığıyla dikkatlice 12 kilometrelik ada çevresine yerleştirildi. Ardından iç kısmı dolduruldu. Bu muazzam işi tamamlamak için milyonlarca metreküp materyal gerekiyordu. Danimarka ve İsveç gerekli materyalleri deniz dibinden elde etti.